akar. Bu Washington'daki görüşmelere ilişkin de bir açıklama yaptı. Yine Kürtlere ilişkin bir açıklama yaptı. Bugün yaptığı konuşmada bir toplantıda AKP'lerin olduğu bir toplantıda dedi ki Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki meselemiz tamamen teröristlerle. Bu mücadelemizi çarpıtanlar var. Türkler ve Kürtler kardeştir. Milletimizi savunurken hep beraber olduk. Şehitliklerimiz buna en büyük gösterge dedi. Şimdi adam doğru söylüyor. Bir, bir konuyu doğru söylüyor. Neyi doğru söylüyor? Milletimizi savunurken hep beraber olduk. Doğru. Yani cumhuriyeti kurarken And trying to call it that. ölürken, ne bileyim arada İngilizleri ya da Yunanları denize dökerken ya da Rusları böyle öldürürken ne bileyim bir sürü şey var. Ermenileri kat ederken falan doğru söylüyor adam. Kürtleri iyi kandırdılar, Kürtleri iyi kullandılar. Allah işte o Kürtlere rahmet eylemesin. Ben o gün böyle dediğim için bana mesaj atanlar vardı. Sen kimsin bizim şehitlerimize öyle diyorsun. Tamam da senin bu şehidin kimin için gitti şehit oldu? Senin deden gitmişse eğer kendi gönlüne mi gitmiş? Senin dedenin Çanakkale niye gittiğinden haberi yok. Oranın Çanakkale olduğunu bile bilmiyordu mecburi senin dedeni götürdüler. 7 yıl askerlik yaptılar. Ölene kadar. Ha ölmediyse 7 yıl falan geri döndü geldi. Kimse düşünmüyor. Niye Kürtler gitti 7 yıl askerlik yaptı. 10 yıl askerlik yapan var. Çünkü adamı ölene kadar askerde tuttular. En son baktılar ki bazı Kürtler ölmüyor. 7 yıl sonra düşün. 7 yıl sonra adam izine de gelmiyor ha. 7 yıl hiç kimsenin haberi yok. Birçoğu Kürt sitranlarında geçiyor. Adam gitmiş. Ondan sonra çocuğu olmuş. Karısı gitmiş. Başkasıyla evlenmiş. Öyle hikayeler var ki çünkü haberleri yok. Herkes diyor gitmiş bu adam ölmüş yani. Dolayısıyla Kürtler öyle travmalar Kürtlere yaşattınız ki Kürtler öyle gidip orada işte şehit olma, şu olma, bu olma değil. Mecburiyetten gittiler. Oraya giden Kürtlerin yüzde yüzü, abartısız söylüyorum, belki Çanakkale olduğunu bile bilmiyorlardı. Ya İzmir olduğunu bile bilmiyorlardı. Ama gittiler. Mecbur gittiler çünkü askeriye yedi yıldı, 4 yıldı, sonra 10 yıl oldu, bilmem ne oldu ve hepsi gitti orada. Yani yaşamları paramparça oldu. Aileler darmadağın oldu. İnsanlar öksüz kaldı. Birden bire sonra gelip kendi eşinin başkası Ile evlendiğini gören yüzlerce insan ortaya çıktı. Bunlar stranlara, türkülere dönem öyle kitap yok oturup romanlar yazmak için. Ama siz gidin bunu Kürtlerden sorun ya da Kürt türkülerini dinleyin, eski dengbecileri dinleyin. Her dengbecin dile getirdiği böyle bir ağıt vardır. Böyle bir e, hikaye vardır. Gerçek hikaye vardır. O yüzden Hulusi Akar'ın söylediği adam doğru söylüyor vallahi yani. Doğru. Şehitliklerin büyük bir kısmı Kürtlerle doğru. Ama tekrar söylüyorum. Kürtler vallahi oraya niçin gittiklerini bile bilmiyorlardı. Vatan millet safari ya din iman halde gidiyor diye Kürtleri kandı götürdüler. Zavallı gariban okuması yazması olmayan tek kelime Türkçe bilmeyen o Kürtleri götürdüler. Orada cephede en önde savaştırdılar. Hepsi de orada gidin bakın Çanakkale'ye bakın %90'ı Kürtlerin mezarı. Niye? E gitmişler. En ay gibi öne sürmüşler. hepsini de böyle sürü gibi ölmüş gitmiş yani. Durum biraz bundan ibaret. Ben bunlara derken bazı arkadaşlar bana kızıyor. Diyor ki sen nasıl böyle bu cümleyi kullanıyorsun? Yani e, ama öyle yani. Pisi pisine gittin ne yazık. Kusura bakmayın yani. Kürtler orada Kürtleri savunmaya mı gitti? Yok. Kürtler orada pisi pisine başkası için ölmeye gitti. Ne yazık ki öyle yani. Ne yazık ki diyorum. O yüzden hep diyoruz ya artık geçti o günler eski günler geçti artık Kürtler kimse için öyle gidip kendi canlarını boş yere feda etmez. Bir de bir cümle daha kullanmış Hulusi Akar hiç utanmadan hiç sıkılmadan diyor ki Kürtler Türkler ve Kürtler kardeştir. Bu kelimeyi kullanırken bu adam hiç utanmıyor diyor ki bizim amacımız Kürtler değil diyor. Peki Efrin'de senin ne işin var o zaman? Madem değilse senin Efrin'de ne işin var? Ya Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde bir Kürt'ün başarısı olduğu zaman sen yerinde zıplıyorsun. Şimdi çıkmış utanmadan Kürtler ve Türkler kardeş. Doğru. Sana göre öyle. Senin her hakkın var. Niye Kürt'ün yok olan madem kardeşse? Madem kardeşse Türkler ve Kürtler. Neden Türkiye'de yaşayan herkes Türktür diyorsunuz? Neden Türkiye'de tek bir dil var Türkçedir diyorsunuz? Hani kardeşiz ya biz. E bunları söylüyoruz. Gerçi artık dilimizde Türk kalmadı diyoruz yani. Utanmadan, sıkılmadan Kürtlere karşı en büyük düşmanlığı yapıyorlar. Kürtleri her yerde kat ediyorlar. Dünyanın her yerinde nerede bulurlarsa, fırat bulurlarsa yok ediyorlar. Çıkmışlar utanmadan Türkler ve Kürtler kardeştir. Yahu Türk Türkler ve Kürtlerin kardeşini bırakın. Biz komşu bile değiliz. Komşu. Bakın yabancı Almanya'ya gelmişiz. El alemin Almanya'sına gelmişiz. Biz bu ülke için ölmedik değil mi? Bu ülkede doğmadık, büyümedik. Ona rağmen bu ülke bize saygı duyuyor. Bizim dilimize saygı duyuyor. Bizim çocuğumuz kendi diliyle eğitim görmek istediği zaman itiraz etmiyor. Ben bir polisin karşısında rahat Kürtçe konuşabiliyorum. Bir mahkeme karşısında rahat Kürtçe konuşabiliyorum. Bana tercüman getiriyorlar. E, o tutanaklara Kürtçe yazıyorlar. X ve dili yazmıyorlar. Utanmıyor musunuz siz halen Kürtlere kardeş diyorsunuz? Zerre kadar hiç mi haysiyet kalmamış sizde? Kalmamış. Sizde şu kadar bir haysiyet olsa, vicdan olsa, şeref olsa zaten bu keremeyi kullanmazsınız. Türk ve Kürt halkının eşit olması için, kardeş olması için bu ülkede her şeyin eşit olması gerekiyor. Anayasal güvenceye almam gerekiyor. Benim dilimin özgür olması gerekiyor. Kültürümün özgür olması gerekiyor. Lan daha dün senin polisin iki gencin önünü kesmedi mi? Kürtçe, Kürtler gibi, Kürt gibi giyindiği için, Kürt motifli elbise giydiği için alıp linç etmediler mi daha? Daha dünden bahsedelim ya. Yutanma yok, ar yok. Ne nedir? diyelim biz yani bunları izah ederken bile insan gına duyuyor. Ben gerçekten utanıyorum bunları söylerken. Yani bu adamlarda utanma yok ya. Çok böyle rezil de çıkıp halkın karşısında Kürt ve Türk halkı kardeştir. Ya neresi kardeş? Ben bize kardeşliğin bir tane şeyini söyleyin. Bir kardeşliğin bir şeyi söyleyin. Yani kardeş olabilmek için ortak yaşamak gerekiyor değil mi? Ortak paydasının olması gerekiyor. Var mı ortak payda? Bir şey söyleyin. Deyin ki Kürtlerin bu hakkı var, Türklerin bu hakkı var, Kürtlerin de var. Bir şey söyleyin ama fazla değil ha. Bir tek şey söyleyin. Her şey Türklük üzerine. Yemin Türkçedir. Nikah Türkçedir. Gülmek Türkçedir. İfade Türkçedir. Polisi Türkçe. Askeri Türkçe. Her şey Türkçe yani. O yüzden diyorsunuz ya Türkiye'de yaşayan herkes Türktür. Tek dil vardır. Türkçedir. Yalanını söylüyorsunuz ya.